Merhaba arkadaşlar, Berat Tatlı Dünyası Emine Hanım'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü tarifim şambalı tatlısı. Oldukça yapımı kolay, çok lezzetli bir irmik tatlısı. İlk önce şerbetinden başlayalım. 3,5 su bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı suyumuzu tenceremize alıyoruz. Bir parça içerisine limon kesip atalım ve kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kaynatacağız. Kaynatıp soğumaya bırakacağız. Şimdi iç malzemesine geçelim. Bir paket irmik, yani 500 gram kadar irmiğimizi yoğurma kabımızın içerisine alalım. Bir su bardağı toz şekerimiz var. Bir büyük boy çay bardağı unumuz var. Bir paket vanilyamız var. Unlu malzemelerimizi şöyle bir karıştırdıktan sonra 2 su bardağı yoğurt kullanacağız arkadaşlar ilk etapta. Yoğurdumuzun katı olmaması gerekiyor. Sulu yoğurdumuz olması gerekiyor. Ben bu şekilde 2 su bardağı kullandım. Şöyle bir karıştıracağım. Eğer katı olursa kıvamı bir yarım bardak daha ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı da karbonatımızı ekledikten sonra karıştırma işlemine başlayabiliriz. İrmikli tatlıları çok seviyorum. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Karıştırdıktan sonra yağlama borcamımızı, dikdörtgen bir borcamımızı yağladıktan sonra karışımımızı üzerine döküyoruz. Yarım su bardağı da yoğurt ekledik. Toplamda 2,5 su bardağı yoğurt kullanmış oldum. Ama dediğim gibi yoğurdumuzun katı olmaması gerekiyor. Çünkü tamamen irmiği içerisinde şişirecek olan yoğurt. Evet, şöyle kabımızı bir iyice salladıktan sonra üzerini örtelim ve yarım saat bu şekilde bekletelim. Yarım saatin sonunda irmiklerimiz iyice şiştiler arkadaşlar. Bıçağımızı ıslatalım. Çünkü biraz bu aşamada zorlanıyoruz, zorlanabiliriz. Yanımızda bir bardak yardımıyla veya bir şey yardımıyla bıçağımı ıslatmadan biraz zor oldu. Islatarak kesince daha kolay arkadaşlar. Tekrar ıslatalım ki biraz şekli bozulmasın. İlk önce uzunlamasına, sonra boyuna doğru bu şekilde keserek 160 derecelik fırında nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. Üzerine ince bademlerim var arkadaşlar. Ben badem olarak kayısı çekirdeği kullandım. Kayısı çekirdeği bademi. Sıcak kabuklu oldukları için sıcak suyun içerisine attım onları. Bir 10-15 dakika kadar kaynar suyun içine durdular. Zaten hemen üst kabukları çıkıyor. İç kabuklarını da bu şekilde şekil vererek tatlımızın üzerine yerleştiriyoruz. Önceden ısıtmış olduğumuz 160 veya 170 dereceli fırında nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. Şurubumuzu da bir yandan soğumaya bıraktık. Soğuduktan sonra pişen tatlımızın üzerine soğuk şerbetimizi dökeceğiz. Bu tatlıyı yuvarlak tepside de yapabilirsiniz. Başka şekilde de bademlerini koyabilirsiniz, süsleyebilirsiniz. Evet, tatlımız oldukça güzel pişti. Üzerine şerbeti döküyorum. Şerbetini iyice çektikten sonra arkadaşlar tekrar kesim işlemini yapacağım. Şerbetini dökmeden önce kesmeyi denedim. Biraz zorlandım. O yüzden şerbetini döktükten sonra biraz da yumuşasın daha iyice. Daha sonra keseceğim onları. Evet, tatlımız şerbetini iyice çekti. Gördüğünüz gibi lokum gibi bir şambalı tatlısı oldu. Yapımı da oldukça kolay. Hazır Ramazan ayında, bayramda yaklaşmışken sevdiklerinize bol bol yapabilirsiniz. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.